Son dakika geçmiş ben hemen duyuralım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı artık Cemil Tugay Parti adayı. Meclisi'nden onaylanmış aday Hayırlı olarak. Olsun, zaten olsun. Allah e, e, oradan e, Onaylanmış <laughs> Parti Meclisi'nden çıkmış. Muhabirimiz Gizem Yağbasan takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde buradan duyurmuş olalım. E, şöyle meclisim. söyleyeyim. yani Şimdi Sayın Kurum bunda haklı. Diyor ki belediyenin borcu 5 yılda 2 milyar dolardan 3 milyar dolara çıkarılmış. Döviz üzerinden 10,75 faizden borçlanmak çok kötü. Bu da doğru. Ama Sayın Kurum ne diyor? Belediyenin bütçesini ikiye katlayacağım diyor İsmail. Nasıl? Çünkü bak Enflasyon demek bu. Gelirleri nasıl artıracaksın? Zamla olur. Belediye şirketleri mal ve hizmetlere zam yapacak bir. 56 milyar dolarlık konut yapma sözü veriyorsun. Nasıl? Gerektiğinde borçlanacağım. Gerektiğinde yap işlet de yapacağım. Yani ne yapacaksın? Sen de borçlanacaksın. Jeopolitik riskleri dikkat aldın mı? Enflasyon kur şokunu dikkate aldın mı? Merkezi hükümetin bütçe açığına faiz yüküne baktın mı? Sayın Şimşek'le konuştun mu? 1 milyar dolar borç artışı belediyeye getirdiği yük itibariyle şu anda 30 milyar Türk lirası tamam. Bütçeden ödeyeceğimiz bizim faiz 2024 yılına ne kadar? 1 trilyon 250 milyar TL. Bu ne kadar ediyor? 40 milyar dolar sadece 2024 yılında merkez bütçeden faize para ödeyeceğiz. Bak ana para değil. Merkezi hükümet şimdi bunun hesabını vermeyecek. Bunu açıklamayacak. Yani bu 40 milyar dolar. Sen kalkacaksın 5 yılda hizmetlerini yapıp karşılığını gösterdiği o bütçenin borcunu 2 milyar dolardan 3 milyar dolara 1 milyar dolar arttırdı diyerek bakacaksın. Sen önce bakan olduğun hükümetteki şu yıllık ödeyeceğimiz bir faiz yükünü anlat bana. Ve şöyle söyleyeyim size. Ben belediyelere baktım İsmail. Sen de bakmışsındır. Futbol kulüplerine de baktım. Ya burada 30 Büyükşehir Belediyesi varsa borçsuz belediye mi var kardeşim? Bak Konya Belediyesi ile ilgili bütün veriler geldi. Var. Yani şimdi sen hani ülkede 29 Büyükşehir Belediyesi veya AK Partili belediyeler tarafından, belediye başkanları tarafından idare edilen Büyükşehir Belediyeleri borçsuz da eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlıklarını yaptığı yerler borçluysa deniz ya bak merkez ne kadar desteklemiş olsa da e bu kadar farkın olmaması lazım. Ama bir örneği verirken diğerine bakmadan verdiğinde o zaman olmuyor bu iş. Ve şöyle söyleyip bitiriyorum burayı. Şu anda Merkezi hükümetin yaptığı bütçede 2024 yılında ödenecek faiz 1 trilyon 250 milyar. Şimdi köprüler, hastaneler, otoyollara ödediğimiz garanti paralar tüm bunlara baktığında acayip bir rakam karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla benim gördüğüm şu. Sayın kurum önerilerini ortaya koyuyor. 650 bin riskli konuttan bahsediyor. Bir bunlar daire. İki bunların finansmanını sağlamak için yapması gerekenlerin ne olduğunu ortaya koyduğunda bir diyor ben belediyenin bütçesini iki katına çıkaracağım. Bir belediyenin bütçesini iki katına çıkardığında ne yapacaksın kardeşim? Belediye şirketlerinin sattığı mal ve hizmetlere zam yapacaksın bir. İkincisi ne yapacaksın? Borçlanacaksın. E sen zaten Sayın İmamoğlu'nu eleştiriyorsun. Bir geldiğin hükümet bir yılda 40 milyar te, e, dolar faiz yükü altına girmiş. Buna hiçbir açıklama yapmıyorsun. Ama belediyenin belediye başkanı seçildiğin zaman da hizmetlerini verebilmek için bütçeyi artırmak için ortaya koydukların borçlanmayı yap işletçiler diyorsun. Yap işletçiler derken sosyal konutlar onlara mı yaptıracak? Onlara yaptıracaksan onlar mı kiralayacak? Onlara mı borçlanacağız? Faiz yükü onlara mı gelecek? Ne olacak? Yani şimdi bunları anlatmadığında, finansmanlı ortaya koymadığında,